Herkese yeni bir ETT videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETT2'de görmüş olduğunuz gibi burunlu bir Dorse kullanıyoruz. Bayağı bir güzel bir Scania modumuz var. Burunlu. Türkiye'de sayıda var. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç kişi de var. Onlar da koleksiyon olarak saklıyor. Bayağı bir güzel bir araç çünkü. Değer veriliyor. Yani yurt dışına fazla değer veriliyor mu bilmiyorum da Türkiye'de çok çok fazla değer veriliyor biliyorum. Bayramın 3. günündeyiz abi. Trabzon'dayız. Trabzon'dan çıkacağız. Saksı yükümüz var. Bayburt'a doğru gideceğiz. Bayburt'tan aşağılara doğru gideriz. Erzurum vesaire diyor. Aşağıya kadar, Van'a kadar inmeyiz büyük ihtimal ama yani şuraya kadar bile 5 saat görüyorsa bir Bayburt'un oralara ineriz. Şuraları görmeye çalışacağım. O virajları görmeye çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Aracı moduptan indirebilirsiniz. Aracı fazla detaylı göstermeye gerek yok. Yine efsane bir sesle beraber piyasaya çıkıyoruz abi. Haydi bismillah. Dediğim gibi saksı taşıyor, 22 tondu herhalde, şöyle 15 tonluk şöyle yabancı saksılar var. Lan navigasyon çalışıyordu. Navigasyon, heh. Şöyle biraz daha yakın alayım. Bu burun buraya değer abi. Bu burun buraya değer. Trabzon'dayız dediğim gibi. Trabzon'dan bir iş aldım. Dedim uzun zamandır Türkiye haritasında işler yapmıyoruz. Heh. Havalı kornamız yok. Ama normal kornamız mevcut. Sesi duyuyorsunuz zaten, muhteşem bir sesi var. Bugün seslere doyacağız abi, sesin içinden geçeceğiz diyebilirim. Şöyle Gümüşhane, Bayburt, Erzurum tabelalarından var. 177 kilometrelik bir yolum var. O yollarda giderken sizlerde de ufak tefek sohbetler edeceğiz. Bayramda neler yapıldı, şekerler toplandı mı abi? Şekeri yedim ben ama şöyle hala şekerin kalıntıları var. Polonya'yla vereyim abi sizlere. Öyle. Bol 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 kolonya alalım abi. Kendime de sıkayım biraz. Dur lan Merso. Polonya alıyoruz şurada. Oh ne güzel ne güzel. Dün Bursa'ya gittim dostlar. Şöyle ufak tefek anılar anlatayım sizlere. Ulan böyle bir trafik yok ya, böyle bir trafik yok. İstanbul bitti gitti herkes dediler. Bu arada yapımcının da logosu burada sağ tarafta. Böyle aracın içi Scania. Böyle vitesli, biz de manuel olarak kullanıyoruz. Havalı kornamız yok ama normal kornamız mevcut. Retardları var. Retardları da ilerleyen zamanlarda çekeceğim abi. Böyle yine ufaktan sizleri üzmeyecek şekilde sağda şey dursun. Navigasyonum. Dediğim gibi dostlar Bursa'daydım. Trafik öyle bir trafik var ki hani İstanbul'da herkes bitti gitti hani hiç kimse yok. Bunlar çıkamayacak. Şiddet düşürelim abi. Trabzon'un yolları bayağı bir yokmuş. Bu yollarda temkinli girmemiz lazım. Lambaları da var.
Şöyle teferanmalarını da açayım. Teferanmalar FPS düşürür mü acaba? Işıklandırmalar alta bastığımız zaman altta LED ışıklar var. Onlar da gayet güzel şık duruyor. Yani detayına, kalitesine varana kadar her şey yapılmış abi. Çok memnun kaldım. Maşka tüneli. Tünel de en sevdiğim olaylardan birisi havalı kornaya basmak, ama havalı korna olmadığı için normal kornaya basıyorum abi. Normal kornanın da gayet sesi güzel. Yine hafif tatlı bir rampa var. Orada da vitesimizi düşürdük. Rampa aşağıda inerken retardları çekeceğim. İnşallah güzel ses çıkarıyordur. Ben öyle düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerini almak lazım. Yol tek şeritten çift şeride geri düştü. Trabzon'un yollarına bu aracı sürmeyi istiyordum. Trabzon'a zaten daha önceden gitmiştik. Fakat böyle bir arabayla Trabzon'a çıkmayı istiyordum. Çünkü rampalar olsun, virajlar olsun, gerçekten güzel bir araç. Burada da kalmaz lan bu araba. Bu kadar rampa var mıymış? Yuh. Ben bu kadar rampa zannetmiyordum ha, normal hafiften bir yol gözüküyordu. Ben de diyorum yavaştan salayım da aracı. Valla hiç bu kadar tahmin etmediydim dostlar. Şuralar rampa mesela bak. Öyle gittiğimiz zaman hafiften rampalığı gözük görüyor. Anlıyoruz ama arkadaki gibi görünmüyor. Bak aynadan da görüyorsunuz, sol aynadan bayağı bir rampa var. Rampanın da yükselişini gördük abi. Buraya uzun zamandır gelmiyorduk, Türkiye haritasına. Bu aralar Türkiye haritasında takılıyoruz. Böyle burnunu da takmayalım abi. Virajlarda geçme tırcı. Virajlarda geçilir mi? Sen de ağırsın, ben de ağırım. Bunlar var işte. Bunlar Türkiye genelinde de olsun. Hepsinde var. Yani Manga abi adrenalin arıyor. Sen basacaksın, ben de basacağım. Ama adamın yükü bizden az olduğu için geçiyor. Oha lan. Virajı gördünüz mü? Viraj arttı. Rampa. Nasıl olduğunu gördük. Cami ışınlandı lan buraya. Vallahi camiyi bir anda camiyi gördük. Buralara dinlenme alanları var sol tarafta. Petrol var, dinlenme alanı var, bir de ayarlarımız var. Ayarların olduğu falan yerler güzel. Böyle dinlenme alanı, o tırların falan durduğu alan var. Kontür falan yazıyor bak, gözüküyor. Konfor muydu, kontür müydü? Yine bir tünele giriyoruz. Farlarınızı açın diyor abi. Farlarımızı açalım.
Ben de falan basını da açmak istiyorum. Avrupa'da sıradan bir tırmış gibi gidiyoruz. Bir tane de şort aldım. Kaydımı yaptım. İki kaydı birden yapıyorum ya, hemen bilgisayar kasmaya başlıyor hafiften. Yolların en keskin olduğu bölgeden de iniş yapıyoruz. Şu an frene dokunmuyorum, retardar yoluyla gidiyorum. Sesi falan gayet güzel ya. Oraya da vuracağını düşünmedim ya açıkçası. Frenledim ama. Frenlemeyi de güzel yaptım. Aracı biraz test ettikten sonra gerçekten tadına vardım diyebilirim. O kadar keskin olur mu lan? Ne kadar kendimizi gerçeğe kaptırsak da yeri bazen oyun olduğunu unutmuyoruz. O da ayrı bir konu tabii. Normalde diğer Skaya ile gelecekti video ama bugün bununla çekmek zorunda kaldım ama bunun da hemen diğerinin stok videosunu yapacağım dostlar. Umarım keyifle izlersiniz. Bugün cuma, hayırlı cumalar bugün. Bu arada saat 3'te de videomuz canlı canlı çekeceğim. Umarım grafik ayarı onaylanır. Yani HD ayarı onaylanır da 5'li olarak izlesiniz. Bazen 360 veya 480 herhalde. O aralarda veriyor. 1080'i vermiyor bazen. Çünkü bir YouTube onu ayarlaması gerekiyor. Ayarladıktan sonra veriyor. O da bazen 2-3 saat diyor. Ben de ne yapıyorum? Videolara adaptıyorum. Vay bu Erzurum soldan, yani yolu hiç bırakmadan devam ediyor. Aman solu bırakmayın. Tabii ki burada da trafiğe yakalanıyoruz, yakalanmıyor değiliz abi. Şöyle baktığımız zaman haritaya Bayburt'a doğru devam ediyoruz. Çok az bir yolum kaldı. O rampanın oralara dururum. Şurada bir mola veririm. Tıslama sesini falan da derken araçta sarı ışıkta geçtiğimin farkına vardım. Yani sarı ışıklara geçsek bizim için sıkıntı olmuyor çünkü sarı ışık kırmızı olsaydı geçmezdik ama öbürüne kırmızıda geçtik, o da ayrı bir konu.
Kornasını gerçekten beğendim ama. Kornası güzel ya. Farming'e Erdal'la girmeye çalışacağız. Bunu da buradan şöyle ufak bir not geçelim. Bayram olduğu için Erdal'ın gideni geleni fazla. O da malum şeyde siz söyle mutfakta bilgisayarı. O yüzden ulaşamıyor. İnşallah olacak. Derken ne oldu lan? Türkiye haritasının buralarda bir yerlerde bir şeyleri var. Eksikleri var. Yani sürekli bir yerde bir vurma muhabbetleri geliyor. Ben dedim ki araçtan abi, araçtandır dedim. Lan bu araçta da mı bu sefer de var? Yani bunları da söylemeden geçmeyeceğim. Yine 2K24 Türkiye haritasındayız. Sana muhteşem bir doğa manzarası var abi ya. Ya buralarda kullanacağım. Bayburt'un yolları da gerçekten bu şekilde mi? Ben hiç gitmedim Bayburt'a ama gidenler var. Kuzenim hatta Bayburt'tan evli. Rampa falan var herhalde. Tek şeride düştük. Artı geçilmez uyarılarıyla. Güverciliğinden geçtik abi. Biraz hızlı gidiyorum çünkü hızlı gitmemdeki amaç Bayburt'a gelip o aşağıyı sizlere göstermek. Bayburt'a da giriş yaptık. Tüm Bayburt'tan izleyenlerimiz, abilerimiz, kardeşlerimize de hayırlı Ramazanlar, bol bol selam olsun abi. Evet, Trabzon'a da söylemedik ama Trabzon'dan izleyen abilerimiz, kardeşlerimize selam olsun. Bayburt'un merkezinden geçiyoruz. Arkasından o keskin virajlara doğru ineceğiz. Oradan sonra yolumuz Akdeniz. Ben durmayacağım. Trafiği görüyorum çünkü. Bayağı bir trafik var. Şu abiyi geçersem, lan geçersem diyorum da adam basıyor be. Vallahi adam basıyor. Yani demeden de geçtim. O basıyorsa biz de basıyoruz yani. Çünkü o son virajları göstereceğim abi sizlere. Öyle söz verdim. Lan sakalları da kestik, çiçek gibi olduk ha. Koduk gibi. Vallahi bayramda sakalları 3 numara dedik. 0 kurduk ayı. Böyle biraz rahatlasın. Tamam olur. Hah. Bu kadar olmaz be. Havada kararmıyor, yaklaştı. Saatimi şöyle bakacak olursa Pazartesi 1.17 diyor. Akşam mı? Öyle. Ha şimdi düzeldi. 17.16. Gördün değil mi? Trabzon'un bu yolları sisti lan. Vallahi Bayburt'un olduğu noktalar da böyle komple sisli. Ya da araçtan kaynaklanıyor. Ben ne diyorum, ne çalıyor? Telefon çalıyormuş. Birazdan ararız.
o eşsiz manzaraların bölgelerine de geldik abi. O keskin virajlara şu an giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Araç şu an bir sağa bir sola yan yana taraftan gidecek diye düşünüyorum. Umarım başımıza bir iş gelmez. Daha biraz daha yüklendim. Virajda olduğu için fazla şey yapmayacağım. Sis çöktü bir anda ya. Vallahi var ya. Normalde sis yoktu. Aç 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 aç. Havayı biraz açalım ya. Hatta şöyle yapayım. Burada bir tüme diyeyim. Şöyle hava açıp gidelim be. Vallahi karanlıkta gidiyor sanki. En azından ön açıyı güzel gösterelim çünkü biliyorsunuz ki videolarda kötü çıktığı zaman izlenmiyor. Vallahi zamanımız da kısıtlı ama umarım taze taze atarız. Buralar rampaymış ha bu arada. Vallahi bayağı bir rampaymış. Ben hüzmüz dedim ama bak tır dönüşünde falan bayağı bir şey yapıyor yani. Başta 50-53'e gidiyor. Bakayım o şeye yetişebilecek mi? Önümüzde bir tır cevabı var, ona yetişebileceğiz bakalım. Bak karşıda da gizli bir yol var. Ona da bakmak lazım aslında. İnşallah videoyu buraya kadar izliyorsunuzdur dostlar. Çünkü izlemiyorsanız çok büyük şeyler kaçırıyorsunuz. Çünkü muhteşem virajlara şahit olduk buraya kadar izleyenlerle. İzlemediyseniz artık tekrar izlemenizi tavsiye ederim çünkü sonları muhteşem. Son anda yine aldım. Bursam var ya, aşağı gideriz. Ses yapıyor. O da gözden kaçmıyor yani dostlar. Ulan ne uzunmuş ya. Oraya dedim bitiş noktasına geliriz ama hiç düşündüğümüz gibi de olmadı. Buranın da her çıkış bir rampanın da iniş noktası var. Tırı düzledik. Şu an iniş yapıyoruz. İniş noktasına doğru iniyoruz abi. Nasıl döndüm ama abimiz tır götürüyor. Vay
Vallahi bitiş noktasını hala göremedim dostlar. Dedim Bayburt'tan aşağı indikten sonra o rampayı falan görürüz, oradan sonra bitiririm dedim ama sözde Bayburt'ta bitirmek vardı. Bayburt'a da gelemedik. Gelemedik diyorum, geçtik. Ama hala devam ki. Aslında şu otobüsçü abinin olduğu yerde de durabiliriz. Güzelce durmuş. Domates, patlıcan alıyor. Babam alıyor artık. Bir şeyler almaya çalışıyor. Orası kesin. Burayı şöyle döneceğim abi. Araç geliyorsa da rikse girdim. Ama burayı başka türlü dönemeyiz. Güzel virajlara falan güzel girdik. Bak sol tarafta sağa dönüş için uyarı tavaları yarım dönüyor. O da güzel bir detay. Yani olması gereken şeyler. Hani o haritanın kötü yanları varsa da iyi yanları, tam yanları var mesela. Görmüş olduğunuz gibi. Şu evlerini orada bitireyim abi. Böyle yeşile girelim. Böyle abiler geçebilecek şekilde girelim ve videoyu bitirelim. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bol bol beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.